İsmim Selami Seçkin. 1968'de Bolu Mengen'de doğdum. İlkokulu Ankara'da okudum. Kur'an kursu Yeni Çağ Ekrem Doğanay Kur'an kursunda Ekrem hocamız da ve onun yeğeni Metin Doğanay hocam da tamamladım hafızlığımı. Daha sonra ortaokul yine Mengen. Liseyi Ankara Merkez Emanet Lisesi'nde bitirdim. 92 yılında imamlık sınavına müracaat ettik ve kazandık. 92 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde vazife yapmaktayım. Yaklaşık 17 yıldır Zincirli Camii'ndeyim. Genelde tarihi camilerde görev yaptım. 3,5 yıl Leblebicioğlu Camii'nde kaldım. Hacı Bayram Camii'nde yılın yarısı epey görev yaptım. Yurt içi ve yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızı, Türkiye'mizi temsilen yarışmalarda bulundum, katıldım. İrşad ekiplerinde, Türkiye'mizin bazı illerinde görevler yaptım. Bugüne kadar bu vazifeyi huzurla yapmak gayreti içerisindeyiz, huzur içerisindeyiz elhamdülillah. Severek yapıyoruz, severek yaptığımızı cemaatimizden duyuyoruz, hissediyoruz. Daha sonra Zincirli Camii'ne 2000 yılında başladıktan sonra Hacı Bayram Camii imamlarından Safvan Çakıroğlu merhum Hoca Efendi 2 yıl önce vefat ettiler. Ondan Aşere Takrib Tayyip'e okudum. Ve netice itibariyle 2014 yılı aralığında hocamızı kaybettik. Onun vazifesini yani Ankara'da Kıraat-ı Aşere'yi tanıtan, öğreten Hoca Efendi'nin vazifesini üç talebesinden bir tanesi de biz acizane. O vazifeyi devam ettirme gayreti içerisindeyim. Şu anda aşereyi bitirdik elimizdeki grubumuzla. Efendim, Takrib ve Tayyip'e bölümünü birlikte okuma gayreti içerisindeyiz. Ona devam ediyoruz. Yani imamlık yanında sadece namaz kıldırıp eve çekilen olmadık hamdolsun. Burada da vazife yaparken Salatin bir cami olması hasebiyle münavebeli görev yapıyor idik. Ve her zaman benim nöbetlerimde gerek ilahiyattan, gerek imam hatip öğrencilerinden, gerek imam hatip arkadaşlarımızdan birçokları gelip biz de işte Kur'an-ı Kerim tilavet ederek, kıraat hususunda onlara yardımcı olmak gayretiyle çalıştık. Ve elhamdülillah Kur'an hizmetine devam etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Bolu'nun Dört Divan ilçesine bir hafızlık merasimine gittim, katıldım. 79 yaşındaki hocamız 22 tane hafız yetiştirmiş ve bu hafızlar 8 ila 10 ay arasında yetişmişler. Yani insanlar Kur'an-ı Kerim'i ciddi anlamda önem verir çalışırlarsa kısa zamanda da ezberleyebiliyorlar. Kur'an bambaşka bir şey. Yani herhangi bir kitabı ben baştan sona ezberleyeyim deseniz mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim Elif'ten başlıyorsunuz, Sübhaneke'den başlıyorsunuz, Nas'a kadar ezberleyebiliyorsunuz ve ne zaman nereyi açsanız orayı noktasıyla virgülüyle hiçbir şey değişmeksizin okuyabiliyorsunuz. Yani ve huve alâ kulli şeyin kadir, Cenab-ı Hak her şeye kadirdir gerçekten. Ayet-i Kerime'de de buyurduğu üzere. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bize böyle bir şey nasip oldu. Genç kardeşlerime de özellikle tavsiye ediyorum. Yani hafızlık yapan illa mihrapta olacak diye bir şart yok. Hafız hakim, hafız savcı, hafız efendime söyleyeyim kaymakam vali niye olmasın? Olabilir. Ve elhamdülillah bugün memleketimizin başındaki idarecilerimizin birçoğu İmam Hatip kökenli, Kur'an kursu görmüş, İmam Hatip görmüş insanlar. Bu sevindirici bir olay. Yani eskiler imamlığı şöyle tarif ederler. İmam-ı Kübra, İmam-ı Sura. İmam-ı Kübra hem idareci mahiyetinde olan imamlardır. Aynı zamanda namaz kıldırırlar, kıldırabilirler. Bayram namazını, cuma namazını kıldırabilirler. Elhamdülillah bugün memleketimizin başındaki insanlar İmam-ı Kübra durumunda insanlar, yani büyük imam anlamında. İmam-ı Sugra da nedir? İşte camilerde namaz kıldıran, Kur'an okuyan, mukabele okuyan, insanlara din-i mübini İslam'ı anlatan, öğreten, ibadetlerini sıhhatli bir şekilde yapmalarını sağlayan kişilerdir.
İmamet-i Suğra deyince imamların vazifesi sadece camide namaz kıldırmak değildir. İbadetleri sıhhatli yapılmasını sağlayan kişidir. Seminer verirsiniz, konferans verirsiniz, efendim psikologsunuz, psikiyatrsınız, sosyologsunuz. Orada müftü kadı, insanların ruh ve sinir hastalıkları doktoru diyebilirim yani. Bir nevi bu vazifeleri imamlar yaparlar ki yapmalıdır. Ailelere kadar inmeli imamlar. Biz de bu sınıftayız diye düşünüyorum. Rabbim layıkıyla yapabilenlerden eylesin. Rabbim iki cihanda hepimizi aziz eylesin. Kur'an'dan, sünnet-i seniyeden, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bizleri ayırmasın Rabbim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
Sadakallahu'l-azim.